Mesela İnşikak suresi 14 devam ediyor. Yok diyor Cenab-ı Allah 16'da, yok şafak vaktine yemin ederim geceye ve topladığı taşıyıp taşıdığı şeylere, 14'üne girdiği zaman aya. Bakın 14'üne girdiği zaman aya. Ay ve güneş tutulmalarının tarihini veriyor bak. 14'ü. Tam net tarih veriyor Kur'an. Maşallah. Mehdi'nin çıkış alametidir ay ve güneş tutulmaları. Ve tarihini varıncaya kadar veriyor bak. 14'üne girdiği zaman aya. Aynı zamanda 18. ayetten sonra 1814'ü de işaret etmiş oluyor. O da ayrı bir tarih. Siz gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz. Yani madde olmaktan ruh hale geleceksiniz. Ruh halindeyken maddeye döneceksiniz. Aynı zamanda buna da işaret ediyor ayet. Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar diyor Cenab-ı Allah. Kendilerine Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar. Yani Kur'an'a tabi olmuyorlar diyor. Ahir zamana bir işaret. Küfrün bir özelliği olarak. Oysa Allah onların içlerinde sakladıklarını daha iyi bilendir. Bu durumda sen onlara acı bir azap ile müjde ver. Ancak iman edip salih amelde bulunanlar başka onlar için kesintisiz bir ecir ve mükafat vardır. Mesela bir deccaliyetten bir mehdiyetten bahsediyor Cenab-ı Allah. Bakın ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka onlar için kesintisiz bir acı, ecir ve mükafat vardır. Yani küfür yanlılarını ve Mehdi yanlılarını sürekli Kur'an vurguluyor. Mesela Tarık suresi. Göğe ve Tarık'a andolsun, şeytandan Allah'a sığınırım, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? Karanlığı delen yıldızdır. Aynı şekilde Mehdi için de bu ifade geçiyor. İnşallah. Mehdi için yani bir delen yıldız olduğu, parlak bir yıldız olduğu, küfrü deliyor Mehdi'de. İnşallah. Delip geçiyor inşallah. Üzerinde gözetleyici, koruyucu bulunmayan hiçbir nefis yoktur. Yani herkes şu an gözetleniyor diyor Cenab-ı Allah. İnsan bir baksın hangi şeyden yaratıldı. Bunun için neye ihtiyaç var? İnsan bir baksın diyor hangi şeyden yaratıldı? Mikroskop. Evet. Mikroskoba ihtiyacı var. İnşallah. Bak dökülüp atılan bir sudan yaratıldı. Değil mi? İnşallah. Spermin yapısı mikroskopla hatta elektron mikroskopla tespit edilebiliyor. İnşallah. İnşallah. Ve detayları. Bel kemiğiyle kaburgalar arasından çıkar. Yani insan vücudunun içinde oluşur diyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz Allah onu yeniden döndürmeye güç yetirendir.